Rus medyası, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün İran'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Peki Rusya Dışişleri Bakanı neden Tahran'a gidiyor? İran, İsrail'e nasıl yanıt verecek? Şimdi bunları konuşacağız. A Haber muhabiri Ekber Karabağ İran'dan canlı yayında. Evet Merve, bugün Tahran'da birkaç saat sonra 3 artı 3 oluşumunun Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantısı yapılacaktı. Söz konusu oluşum 2020 yılında Karabağ Zaferi sonrası, Karabağ'daki savaş sonrası kurulmuştu. Kafkasya bölgesinin 3 ülkesi Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, ayrıca bu bölgeye komşu olan Rusya, Türkiye ve İran'dan oluşuyor söz konusu oluşum. Dediğim üzere Dışişleri Bakanları seviyesinde bu toplantı yapılıyor. Rusya'dan Sergey Lavrov bu toplantıya katılıyor. Ülkemizden, Türkiye'den ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan burada hazır bulunacak. Birkaç saat sonra toplantının yapılması öngörülüyor. Tabii bu bölgede, Kafkasya bölgesinde 2020 yılında Azerbaycan'ın düzenlediği başarılı operasyonun ardından Azerbaycan topraklarının büyük bir kısmını işgalden kurtarmıştı. Ardından geçtiğimiz ay düzenlediği anti-terör operasyonuyla birlikte ülkenin Karabağ bölgesinin diğer bölgelerini de işgalden kurtararak tam olarak egemenliğini bu bölgede sağlamış durumda. Tahran'daki görüşmelerde de özellikle bu bölgedeki gelişmeler ele alınacaktır. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki hala sınırlar tam olarak netleşmiş değil. Ayrıca Zengezur koridoru ve diğer ulaşım hatlarının da durumu netleşmiş değil. Bu yüzden Tahran'daki zirvede özellikle ulaşım meselelerinin gündeme gelmesi bekleniyor. Fakat diğer taraftan Gazze'deki ve bölgedeki diğer sıcak gelişmelerinde özellikle İran, Türkiye ve Rusya tarafları arasında da tartışmayı ve masaya yatırılması bekleniyor diyor ve sözü Tahran'a size bırakıyorum.